Vegan beslenmeyi konuşacağız bu bölümde. Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de çok popüler hale gelen bir beslenme biçimi ya da bir yaşam felsefesi. Hangisi bilmiyoruz. Birazdan işin uzmanına soracağız. Vegetisyen Kevser Başkara bu bölümde bizimle yayın konuğumuz. Kevser Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bir tatil dönüşünde sizin değerli davetinize icabet etmek durumundayım. Çok teşekkür ederim davetiniz Ne için. güzel, bizi onurlandırdınız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Doğru söyledim mi açılış yaparken bilmiyorum. Bir beslenme tarzı mı yoksa bir yaşam felsefesi mi? Bir yaşam felsefesi demek daha doğru olur ama tabii beslenme pratiklerimizin %80'ini oluşturduğu için sanki tamamen beslenme üzerinden gidiyor gibi geliyor ama bu işin giyim boyutu var, aksesuarlar boyutu var, spor boyutu var. Pek çok alanda çünkü biz bu kullanımları gerçekleştiriyoruz. Tabii beslenme çok popüler bir konu, o yüzden çok konuşuluyor. Kozmetik reyonlarında aslında son zamanlarda çok fazla görmeye başladık. Bir V sembolüyle aslında onların Evet. vegan üretim olduğunu görüyoruz. Evet, özellikle kozmetikte hayvan deneyleri yapılarak da kullanılıyor. İçeriğine, muhteviyatına hayvansal içerik kullanılarak da oluşturuluyor. Biz vegan alternatiflerini ve artı deneysiz alternatiflerini tercih ediyoruz. Peki nasıl oluyor vegan beslenme? Çok marjinal bir beslenme tarzı gibi görünüyor uzaktan bakınca ama çok pahalı, çok lüks gibi görünüyor. Ama biraz araştırdığımda aslında öyle olmadığını gördüm. Nasıl bir beslenme tarzı? Neyi reddediyorsunuz? Neden reddediyorsunuz? Ve tamamen hayvansal gıdayı reddetmekten ibaret mi olay, fazlası mı var? Aslında biraz tersten bakmak gerekiyor. Mesela dünyada en uzun ve sağlıklı yaşayan toplumlara baktığımız zaman bu toplumların en az %90 bitki temelli beslendiğini görüyoruz. Ya aslında o kadar da marjinal, o kadar da uç bir beslenme tarzı değil. Zaten Anadolu'nun beslenme tarzının yani beslenme içeriklerinin yarısından fazlası bitki temelli. Biz bunu sağlıklı yaşayan bütün toplumlarda daha çok bitki temelli beslenme üzerinden görüyoruz. Ama bizim coğrafyada, tabii ben de Antakyalıyım, çok fazla et, süt ürünleri, yoğurt, sulu yoğurt vesaire çok tüketiliyor. Ama bu hayvansal tüketimin hikayesi çok geç, çok uzun süreye dayanmıyor. Özellikle sanayinin gelişmesiyle beraber evlerimize daha fazla giriyor. Mesela eski çağlarda insanların eline 14 günde bir et geçermiş ve günlük 28 gram, yani bir köfte büyüklüğünde et bile değil. Yine bitki temelli besleniyorlar diyebiliriz aslında eski çağlardaki insanlara bakarak. Ama şimdi her gün et yiyoruz neredeyse, değil mi? Süt, Maalesef evet. yumurta, tavuk, hepsini bol bol tüketiyoruz. Aslında vegan beslenmeye gelmeden, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyeleriyle kırmızı et tüketimini özellikle haftalık 500 gramın altında tutmak gerekiyor. Sağlık için. Neden? Çünkü biz sağlıkla şu an mesela yeni yayına göre yine Türkiye Avrupa'da obezitede birinci oldu. Diyabet konusu var. Yüksek tansiyon konusu var. Ve dünyada ölümlere en çok neden olan hastalıklardan biri olan kalp damar hastalıklarını önlemek için de bitki temelli beslenmeyi kullanıyoruz. Burada aslında vegan beslenme demek çok doğru olmayabilir. Bitki temelli beslenme daha doğru bir tabir oluyor. Aslında evet. Vegan, evet, vegan yaşam daha çok hani hiçbir hayvansalı kullanmadan onların yerine hayvansal kullanılmayan alternatiflerini pratik etmek anlamına geliyor. Mesela kozmetikte vegan alternatif varsa vegan alternatifini alıyoruz. Başka ürünlerde de kozmetik dışında giyimde de mesela yine hayvansal kullanılabiliyor ve bir takım boyalar kullanılabiliyor. Aslında marjinal değil. Yani ben kendim de Antakyalı olduğum için sanki insanlar ya nasıl Antakyalı vegan yaşıyorsun? Aslında oradaki içerikleri salçayla, baharatlarla renklendirdiğinizde zaten tanıdık tatlar elde etmiş oluyorsunuz ve daha sağlıklı, daha fit, daha huzurlu, iç organlarınızın sağlığını daha iyi koruyarak uzun yaşıyorsunuz. Peki ne kadar uzun yaşıyorsunuz merak ederseniz eğer. Eğer 20 yaşından itibaren bu şekilde beslenmeye başlarsanız o 13 yıla kadar ömrünüzü uzatabiliyorsunuz. O zaman oradan şuraya geçiş yapayım mı? Bildiğim kadarıyla sizin en çok sevdiğiniz alan bebek ve çocuk beslenmesi. Bu konuyu çok sevdiğinizi öğrendim.
Oradan devam edelim mi o zaman? Şimdi çocuklarda ve bebeklerde vegan beslenmeye karşı olan çok insan var. Süt içmeden olur mu? İşte et yemezse protein eksikliği olur. Var mı şu anda böyle etrafınızda bebeklikten itibaren vegan beslenmeyi tercih eden anneler, çocuklarını böyle yetiştirenler? Evet var. Ben çoğunlukla bebek, çocuk, gebe danışanlarıma bu şekilde hizmet veriyorum bitki temelli beslenmeyle ilgili. Ama Türkiye koşulları biraz bunu hafif zorlaştırabilir. Çünkü bilinç daha oluşmadı. En önemli problemimiz o. Yoksa ürünlere ulaşmak vesaire bunlar daha sonra geliyor. Daha öyle bir bilincimiz oluşmadığı için biraz zorluk çekiliyor. Ama bebeklerde ve çocuklarda bitki temelli beslenmede biraz daha dikkat etmekte fayda var. Gerçi hayvansal olsa da olmasa da bebek ve çocuk beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Evet. Onları yeterli ve dengeli beslemek gerekiyor. En önemli kısım o. En güzel vegan beslenme bir yemek sorsam size ne söylersiniz? Aklınızda ilk ne geliyor? Ben valla vegan Adana kebap geliyor. Ben şimdi çok seviyorum. İstanbul'da yapılıyor. Türk mutfağının, çünkü Türk mutfağının oturmuş lezzetleri var. Her ne kadar biz bu lezzetleri uzun zamandır tadıyor olsak da bunların vegan alternatifleri de gerçekten soframızda yer almaya başladı. Bunlar olabilir ama sebze yemekleri bizim Ege'mizde çok güzel. Sebze yemeklerimiz var, çok sağlıklı, lezzetli baharatlarımız var. Bunları da kullanarak güzel tatlar oluşturabiliriz. Ama Ebru Hanım aslında %100 bitki temelli beslenmeye geçemiyorsak da %80 bitki temelli, %20 hayvansalla da başlanabilir bu işe. Yani her halükarda bizim sağlık için hayvansalları azaltmamız gerekiyor. Biz çok fazla hayvansal tüketiyoruz. Bu mesela bahsettiğiniz Adana kebap nasıl yapıyorsunuz bir vegan olarak? Onu nasıl hazırlıyorsunuz? Farkı ne? Burada sadece kıyma yerine mesela mercimek, mantar, işte bu bulabiliyorsanız bir takım başka muhteviyatlar da kullanabilirsiniz. Bu sizin el hünerinize ve lezzet anlayışınıza göre yani değişiyor. Yani tamamen neyi baharatlarla mı o zaman zenginleştiriliyor? Evet. Zaten baharatlar çok değerli bizim mutfağımızda. Her yörede farklı baharatlar kullanılıyor. Bu baharatları ve salçaları, sosları güzel bir şekilde kullandığınız zaman enteresan lezzetleri ortaya çıkartıyorsunuz. Şöyle devam edelim mi? Şimdi bu konuya hazırlanırken biraz böyle halk arasında doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular şeklinde birkaç madde not aldım. Ben size bunları tek tek hızlıca sorayım. Siz de bana hızlıca bunlara yanıt verirseniz çok memnun olurum. Başlıyorum. Vegan beslenme için zengin olmak gerekir. Hayır, vegan beslenmek için bilinçli olmak gerekir. Neyin yerine kullanacağınızı iyi bilmeniz gerekir. Zaten bitkiden bahsettiniz. Şu anda bitki elbette tavuktan ve etten daha uygun olduğunuz için. Evet, bunu o zaman geçiyoruz. Vegan beslenme sağlığa... Buyurun. Bunu geçmeden çok özür dilerim. Zaten insanın bedeninin ihtiyacı olan antioksidanlar, 1500'den fazla antioksidan var. Biz toksinlerle mücadele ediyoruz. Artık kötü beslenme, işte gıdaya ulaşamama gibi sorunlarımız yok. Bizim toksinlerle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için antioksidan tüketmemiz gerekiyor. Hepimiz detoks yapıyoruz. Taze sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi bizim posalı beslenmemiz gerekiyor bağırsaklarımızdan atmak için toksinleri. Ve su oranı yüksek, tuz oranı düşük içeriklerle beslenmemiz gerekiyor. Bu da idrarla atıyoruz biz vücuttaki su tuz dengesini idrarla yapıyoruz aslında biraz da. Bunu da destekliyor ve ayrıca sizin bütün organlarınızın işlevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için uygun besinler vermek aslında bitki temelli beslenme. Evet. Ama bilinçli, yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Çünkü bitkinin de fazlası zarar, evet. İki, vegan beslenme sağlığa zarar verir çünkü protein eksikliğine sebep olur. Ya bu protein eksikliği çok soruluyor ve çok da güzel bir soru. Elinize sağlık hazırladığınız için. Şimdi protein meselesi bitki temelli beslenmeyle ilgili şöyle bir çalışma yok mesela. Hayvansal proteinin bitkisel proteinden üstün olduğunu gösteren herhangi bir çalışma yok. Siz eğer tabağınıza mesela kuru fasulye, bulgur pilavı, salata, sebze yemeği, biraz ceviz koyduğunuzda zaten bütün proteinleri karşılıyorsunuz. Evet. Yani önemli olan bilinçli, yeterli ve dengeli beslenmek. Bütün proteinlerimizi zaten bitkilerden alabiliyoruz. Yani şu anda zaten
diyeterli ve dengeli beslenen, bitki temelli beslenen birinin protein eksikliği çekmesi mümkün değil. Evet, biz bazen herhangi bir abartıp ekstra hastalığı yoksa. eti ve nohutu aynı anda yediğimiz zamanlar da oluyor. Evet ve aslında hastalıklar proteinlerin fazla tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Evet. Şu anda hastaneleri gezin. Kalp damar hastalığı, artritler, otoimmün hastalıklar, diyabet, yüksek tansiyon. Siz bunların hepsini bitki temelli beslenmeyle %80-90 oranında tedavi edebiliyorsunuz aslında. Ama yaşam tarzı değişikliğiyle beraber. Evet. Yani uykuya vesaire de dikkat etmek gerekiyor. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Vegan beslenme dönemsel olabilir. Külfetinden dolayı sürdürülemez. Dışarıda restoran bulmak, markette alışveriş yapmak zorlaşır. Yani Türkiye'de şimdi bu soya, tofu vesaire bu tip şeylerle ilgili genelde anılıyor bitki temelli beslenme. Ama bizim memleketimizde mercimek var, nohut var, fasulye var. Bunlar gayet de güzel bulunuyor. Karadeniz mutfağı galiba en uygun vegan beslenme için. Gürcü mutfağı. Evet ve Gürcü mutfağı da çok yakın. Ege mutfağı da çok yakın. Bakın Antakya'da aslında hayvansallarla bilmiyor ama inanılmaz derecede bitki temelli bir mutfaktır. Evet. Mesela Antep mutfağında bilinmeyen o kadar çok bitki temelli yemek var ki. Ve genelde dikkat ederseniz baklava, kebaplar hep ön plana çıktığı için biz onu öyle tanıyoruz. Ama arka bahçeye gittiğinizde bir keme mantarı var mesela, pilpiri maşı var. O kadar lezzetli, o kadar sağlıklı yemekler var ki. Bunları biz bilmiyoruz. O yüzden bize pahalıymış gibi geliyor, zormuş gibi geliyor. Bunların arka bahçesine inerek anlayabiliyoruz. Bu yayınla o algıyı yıkacağız birlikte, merak etmeyin. Dördüncü soruya geçiyorum. Vegan beslenmeyi tercih edenler mutlaka vitamin takviyesi almalıdır. Vegan beslenmede bakliyat fazla tüketildiği için aşırı karbonhidrat yüklemesi olur. Aslında şöyle... bitki temelli beslenmede karbonhidrat çok sorulan bir soru ama biz karbonhidratları kompleks bir şekilde alıyoruz. Fark o. Yani işlenmiş fruktoz şurubu, yüksek nişastalı fruktoz şurupları vesaire bunlarla bakliyatın, karbonhidratın arasında dağlar kadar fark var. Bakliyatın içindeki posaya, vitaminlere, minerallere bağlı olarak geldiği için bunu vücudumuz daha iyi bizim işliyor ve daha kullanışlı hale getirebiliyor. Zaten insanın enerji bakımından ilk alması gereken makro besin bileşeni karbonhidrattır. Ve karbonhidrattan bu kadar korkmamıza gerçekten gerek yok ve aslında bizim korkmamız gereken şey şu: doymuş yağlar, yüksek tuzlu içerikler, yüksek derecede işlenmiş yiyecekler. Bakın vegan da olsa işlenmiş yiyecekler sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani bizim olabildiğince doğal, olabildiğince kendi mutfağımızın tanıdık yiyeceklerimizi daha sık kullanmamız gerekiyor. Mesela o çok uzun ve sağlıklı yaşayan toplumlarda sadece 18-20 tane yiyecekle hayatlarını sürdürüyorlar. Bizim maşallahımız var. Peki bu vitamin olayına ne diyorsunuz? Dışarıdan vitamin takviyesi gerekiyor mu? Vitaminlerle ilgili zaten vegan olsun olmasın herkesin D vitamini alması aslında gerekiyor. Evet, kışın herkesin, özellikle. Evet, herkesin iyot alması gerekiyor. Herkesin bazen vitamin değerleri, mineral değerleri düşebilir. Hayvansal tüketenlerin bakın yani o kadar yüksek oranda B12 demir eksiklikleri var ki. Evet. Ve bitki temelli eğer doğru beslenirseniz ihtiyacınız olan içerik, tabii iyot ve D vitaminini saydık, o herkes için geçerli, herkes için eksik. Türkiye'de yaşadığımız için iyottan ayrıca bahsettim. Burada bir B12 vitamini var Ebru Hanım. B12 vitamini zaten şu anda hayvanlara da takviye ediliyor. Bakın hayvancılık endüstrisinin şu anda yeryüzünde olan hayvanların %90'ı çiftliklerde. Üretim yani ürünler. Sadece hayvanların %10'u doğal hayvan. Şimdi bu hayvanları siz bir arada tutmak için ne yapacaksınız? Kapalı ortamda tutmanız için D vitamini bulunmasaydı hayvanlar mesela hayvancılık gelişmezdi bu kadar. Evet. Ya da B12 olmasaydı gelişmezdi. B12 bulunmasaydı gelişmezdi. Şimdi bu hayvanlara siz zaten takviye vermek zorundasınız. Tıpkı insanlara modern hayata geçtiklerinde verdiğiniz gibi. Şimdi burada hayvanlara B12 takviyesi yapılıyor. Bu B12 takviyesini zaten hayvansal yiyenlerde alıyor. Yani dolaylı olarak hayvanlardan takviye olarak alıyorlar. Şimdi vegan beslenenler ne yapıyor? Bitki temelli beslenenler ne yapıyor? Bu B12'yi dışarıdan alıyor. Bütün hastalıkları
bütün yani 60'a yakın hastalığı önlüyor bitki temelli beslenme. Büyük oranda önlüyor. Tabii yaşam tarzı değişikliğiyle onu artı olarak eklemem gerekiyor. Siz böyle beslendiğinizde o kadar çok hastalığı engelliyorsunuz ve yaşam kaliteniz o kadar artıyor ki, obeziteden o kadar kurtuluyorsunuz ki, o kadar ömrünüz uzuyor ki, bir tane B12 almak da o kadar büyük bir iş olmasa gerek. Peki. Bunların yanında. Çünkü biz modern hayat yaşıyoruz. Evet, hepsine ihtiyacımız var. Vegan ya da diğer türü nasıl beslenirsek beslenelim. Peki, teşekkür ediyorum Kevser Hanım. Yayına rica katkı ederim. Sağladığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Vegetisyen Kevser Başkara yayın konuğumuzdu. Vegan beslenmeyi ana hatlarıyla konuştuk.